yasası budur. Biz hiç her şeyi biz biliriz demedik. Çünkü bu şehri bizim bu çocuklarımıza teslim edeceğiz. Gittiğimiz gün o çocuklarımız yönetime geldiğinde o belediye başkanı ve ekibi işte bu şehri katletti dememesi gerekir. O belediye başkanı ve ekibi bize güzel bir şehir ve güzel bir anlayış bıraktı demesi gerekir. İşte onun için biz bu çocuklara çok güvendik. Bu yarışmalardan, resim yarışmalarından bir tanesinde 50 veya 60 tane resim finale kaldı ve belediye sergi salonunda sergilendi. O dönem yeni süpürme aracını almıştık. Çok da güzel resimlerdi. Ben dedim ki bunu daha da kalıcı hale getirelim. Bahçeşehir'in sokaklarında çocuklarımızın nasıl bir Bahçeşehir düşündüğü belgelensin, her gün gezinsin. İşte sizin çocuklarınızın yapmış olduğu Bahçeşehir düşü, hayali ne resme dökmüş olduğu o resimler bizim süpürme aracımızın dışında giydirilmiş vaziyette sürekli Bahçeşehir sokaklarında gezer. Ben anne ve babalarına hep söylüyorum ama çok dikkate aldıklarını zannetmiyorum. O resimleri inceleyin diye isimler de yazar. O resimler içerisinde bir tane resim var. Benim için çok özel, çok duygulandım o resmi görünce. Bir hortum, yani o fırtına olarak bildiğimiz hortumu düşünün. Bir kızımız hortumu çizmiş. Hortumun etrafı toz bulutu, kirli. O toz bulutunun üzerinde iki tane cadı var süpürge üzerinde. Süpürge üzerinde uçan iki cadı var. Toz hortumun ortası saydamdır, net. Pırıl pırıl oraya Bahçeşehir yazmış. Cadı diğer cadıya şunu söylüyor. Diyor ki bu kadar uğraştık, her yeri kirlettik, şurayı kirletemedik diyor. Şuna dediği yer Bahçeşehir yazan yer. Dedim ki evladım niye bunu düşündün, ne için, ne anlatmak istedin burada? O güzel kızımız aynen şöyle anlattı. Kemal amca dedi, bakın etrafınıza bir bakın. Esenyurt, işte Adımköy, Küçükçekmece. Biz Bahçeşehir'den çıktığımızda işte bu hortumun etrafındaki kirlilik gibi, o toz bulutu gibi rezil bir şehir görüyoruz. Ama içine bakın Bahçeşehir'in pırıl pırıl. Dün dedi, babam yeni jip almış. Onunla birlikte Beylikdüzü'ne gidiyorduk. Giderken pet şişede suyu içti, camı açtı babam. Tam Süzer Bulvarı'nda giderken pet şişeyi dışarı attı. Ben de müfettişim ya dedi. Siz bize yetki verdiniz. Babama ceza kestim. Kaç para ceza? Bütün o kestikleriniz cezalar biliyorsunuz çocuklar, size hep söylemiştim. Nakit olarak sizin harcama yetkiniz var, harçlık olarak kullanıyorsunuz. Kestiği cezayı babası kaç para? 20 milyon al paranı dedi bana dedi. Parayı verdi. Hayır parayla olmaz. Lütfen baba in. O pet şişeyi oradan al. Konuşma fazla kesesini. Paran kadar konuş. Al paranı dedi. Biz parayı aldık dedi. Babam da geri dönmedi. Beylikdüzü'ne gittik sinemaya. Oradan döndük geldik. Geldiğimde o pet şişe orada yoktu dedi. Çünkü bizim belediyemizin görevlileri orayı temizlemişti. Pet şişeyi toplamıştı. İşte dedi bizim anne babalarımız siz ne kadar temizlerseniz temizleyin yine kirletmeye devam ediyor. Onlar atıyor ama siz de biz de bizim belediyemize inatla onları süpürüyor temizliyor. Bunun için Bahçeşehir bu kadar uğraştık bir türlü burayı kirletemedik diye cadıları öyle konuşturdum dedi. İşte bizden ne kadar bilinçli, bizden ne kadar özel, bizden ne kadar duygulu olduğunu çocuklarımızın anlatma noktasında hiç de bizden eksik olmadığı hatta çok çok fazlalarının olduğunu bilmeniz açısından zaten biliyorsunuz ama hatırlatmak açısından bu anıma anlatmak istedim. Bugün yine çocuklarımızla birlikte onların geleceği için binlerce fidan daha dikeceğiz. Her yıl bundan daha da kalabalık, daha da geniş kitlelerle inşallah Bahçeşehir'i daha da yeşil, daha oksijen dolu, daha yaşanabilir ve
çocuklarımıza daha güzel miras olarak bırakabileceğimiz bir şehir olarak teslim ederiz. Sevgili çocuklar, buraya kadar yorulduğunuz için önce sizlere, sonra bütün velilerinize, öğretmenlerinize ve bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize minnettarlığımı belirtiyorum. Hepinize en derin saygılarımı iletiyorum. Evet, ağaç dikme törenine geçiyoruz çocuklar. Hadi bakalım. İlk öğretim okulu ve lise öğrencilerimiz mevcut ağaç dikim alanında herkes kendi okulunun isminin yazdığı yerdeki hazır fidanları dikiyor.